Bugün 27 Eylül 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasen. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili daha önce ülkenin önünü kapatacak şahsi bir tutumum olmayacak diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son açıklamasında Cumhurbaşkanlığına değil, Başbakanlığa adayım dedi. Akşener'in bu sözleri siyaseti hareketlendirdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın aktardığına göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir. Mesele sayı değil, iktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış oluştu. Her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben dostlarımızla geleceğiz diyorum. Meral Hanım, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diyor. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu ise Akşener'in sözlerini şöyle değerlendirdi. Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığını verip sağ liderliğini aldı. İlk seçimde iktidarı yenip sağın tek lideri olması mümkün. 6 muhalefet partisinin bir arada yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını yakından takip eden HDP, bugün tutum belgesini açıklayacak. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, tutum belgesine ilişkin, Türkiye'de demokrasiye giden yol, müzakere ve diyalog, katılım ve toplumsal meşruiyetten geçiyor. Sorunları silahla, şiddetle, savaş politikaları ve güvenlikçi anlayışla değil, müzakere, diyalog ve en geniş toplumsal mutabakatla çözmek istiyoruz. HDP eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel ise, yaptığımız araştırmalar, yürüttüğümüz kampanyalar HDP'nin oyunun %15'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da HDP'ye ihtiyacı olacak. HDP belirleyici bir rol üstlenecek, dedi. Gündemdeki bir başka tartışma ise üniversite öğrencilerinin barınma sorunu. Yüksek kiralar ve sınırlı yurt imkanları nedeniyle barınamıyoruz diyen öğrencilerin sokakta sabahlama eylemleri sürüyor. Kimi kentlerde ise öğrencilere polis müdahale edip gözaltına alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise öğrencilerin bu eylemleriyle ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu. Erdoğan, son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri güya bankların üzerinde yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş gibi bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Hayatınız yalan, diye konuştu. Barınma sorunu yaşayan öğrencilere yalan söylüyorsunuz diyen Erdoğan'a seslenen Kemal Kılıçdaroğlu ise derdini anlatan gençlere yaklaşıp çıkar telefonunu göster diyen dayılara benziyorsun diye yanıt verdi. Yargıtay'dan salgın ve trafik denetimlerine ilişkin önemli bir karar çıktı. Trafik polislerinin uygulama noktasında durdurduğu kronik hastalığı bulunan sürücü, koronavirüs salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemedi. Bunun üzerine sürücüye 3.516 lira ceza verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Konu mahkemeye taşındı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kronik rahatsızlığı bulunan kişinin koronavirüs hassasiyetinin anlaşılabilir olduğuna dikkat çekti. Daire, kanun yararını bozma talebinin kabulüyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin COVID-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var, dedi. Sağlık Bakanlığı, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayılarının arttığı görüldü. Trabzon, Malatya ve Rize ise en çok vakanın arttığı iller oldu. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Akova, yerli aşı TürkOvak'la ilgili açıklama yaptı. Akova, inaktif aşılar virüsün değişik kesimlerine karşı daha yaygın antikor üretiyor. TürkOvak aşısının Sinovac aşısı kadar etkili olacağını tahmin ediyorum, dedi. TürkOvak'ın faz 3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllüler aşılanmaya devam ediyor. Bakan Koca, TürkOvak'ın acil kullanıma başvuracak aşamaya geldiğini açıklamıştı.
Onay alması halinde aşının Ekim ayı içinde seri üretime geçeceği belirtilmişti. Japonya, COVID-19'la mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilere gelecek yıl başında 3. doz aşıyı uygulayacak. ABD'de 65 yaş üstü ve risk grubundaki kişilere 3. doz mRNA aşısı yapılmasına karar vermişti. Öğrenci Veli Derneği'nin hazırladığı raporda yüz yüze eğitimin 3. haftasında karantinaya alınan sınıf sayısının 1630 olduğu belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Ticaret Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki üründe fahiş fiyatı artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettiş görevlendirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı gıda ürünlerinin gramajını düşürüp aynı fiyattan satanlar olduğunu söyledi. Palandöken, tüketicilerin böyle bir durumda Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmelerini istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirinin %18 arttığını, yatırımların ise %34 artış gösterdiğini açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Almanya'da Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından sigortalar mağdurlara şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyar euro ödeme yaptı. Toplam maddi zararın ise 7 milyar euro olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, dünya liderleri ve iş dünyası temsilcilerinin yenilenebilir ve temiz enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması için 400 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu açıkladı. Taahhütler, gelişmekte olan ülkelerde elektriğe erişim ve enerji verimliliği konusunda yapılacak projeleri içeriyor. Rusya'nın Suriye'deki tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuamiral Vadim Kulit, Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etti. Almanya'da seçmenler Federal Meclis'in yeni milletvekillerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Kesin olmayan resmi sonuçların bugün erken saatlerde belli olacağı, kesin sonuçların açıklanmasının ise birkaç haftayı bulacağı belirtiliyor. 16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan Merkel bu seçimlerde aday değil ve aktif siyasete de veda etmeye hazırlanıyor. Seçimler Alman siyasetinde büyük değişimleri beraberinde getirecek olması nedeniyle önem taşıyor. Seçimler ayrıca Türkiye, Almanya ve Avrupa ilişkileri açısından da büyük önem taşıyor. ABD Temsilciler Meclisi, ülke ocaklarının yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören bir maddeyi de içeren savunma bütçe tasarısını kabul etti. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, insan kaçırmakla suçladığı 4 kişiyi halka açık bir şekilde idam etti. Fas'ta 8 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Rabat, Casablanca ve Marrakeş'i kadın adaylar kazanarak belediye başkanı seçildiler. ABD'de yapılan bir araştırma, cinsel saldırıya uğrayan kadınların beyninde kalıcı hasar bırakan demans ve felç gibi hastalıkları geçirme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kimlik ve benlik de birçok kavram gibi zamana, mekana, diğer zihinlerle etkileşimlerimize göre farklılık gösterebiliyor. Ve hepimiz zaman zaman gerçek ve sahte benliklerimiz arasında gidip geliyoruz. Diva Uluçay, içimizdeki sürgün hissini anlatıyor. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.